Herkese merhaba arkadaşlar. Nana Yusuf'u mutlu etmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Yusuf Nana'ya teyzesinin çiçekleri çok sevdiğini söyleyecek. Nana Yusuf'a teyzesi için çiçek dikmeyi önerecek. Nana Yusuf'u çok seviyor ve Yusuf'un mutlu olması için hemen hemen her şeyi yapacağını söylüyor. Aslında Nana Yusuf için Yaman'dan intikam almayı biraz ertelemeye karar verdi. Yaman yine öfkeyle Nana'ya seslendi. Aslında Yaman'ın Nana henüz iyileşmeden yataktan kalkmasına sinirlendiği ortaya çıkacak. Yusuf Yaman'a kendilerine yardım etmesini, böylece Nana'nın yorulmayacağını söyleyecek. Yaman Yusuf istediği için çiçek dikmeyi kabul etmek zorunda kalacak. Nana Yaman'a Ziya hakkında sorular soracak. Yaman Nana'ya kötü davranıp konuşmak istemediğini söyleyecek. Dikkat ettiyseniz Yaman ve Nana bu konuşmayı yaparken Yusuf yanlarında yoktu. Yusuf'un yokluğunu aklınızda tutun lütfen. Aynur Çalışma Bakanlığı'ndan gelen belgeleri aldı. Nana'nın sınır dışı olması için bu belgeleri Yaman ve Nana'ya göstermek istemeyecek. Yaman Seher'in intikamını almadan Nana ile evlenmesin. Ben bu evliliği kabul etmeye henüz hazır değilim. Önce her şeyin ortaya çıkmasını istiyorum. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Bizler bu konu açıldığında senaristin Nana ve Yaman'ı evlendirmek için bu sahneyi yazdığını düşündük. Senarist elbette benzer bir olayla Yaman ve Nana'yı yakınlaştırabilir. Ama Aynur'un bu konuşmalarını dinleyen biri vardı. Bence Yusuf mutfağa çiçeklere su getirmek için gidecek. Yusuf her şeyi duyacak ve Yaman'a söyleyecek. İdris Yaman'ı öldüremediği için çılgına döndü. İdris Nana'nın geçmişte tanıdığı birini konağa gönderecek. Çünkü Nana bu kadını görünce hem şaşırdı hem de çok iyi tanıyordu. Ayrıca bu kadın Yaman'ın şirketinde çalışan biri olduğunu öğreneceğiz. İdris Nana'yı tehdit etmeye devam edecek. Ama Nana plana sadık kalacaklarını ve Ziya'yı bulacaklarını söyleyecek. Yaman'ın masum olduğunu en iyi bilen kişi elbette ki İblis İdris. İdris Yaman'ın hiçbir şeyi itiraf etmeyeceğini çok iyi biliyor. İdris Nana'yı rahatsız etmeye devam edecek. Nana ise son yaşanan olaylarla birlikte Yaman'ı yavaş yavaş tanımaya başlayacak.